Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde Norton teoremi ile ilgili örnek bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki devrenin Norton eş bulunuz denilmiş. Şimdi Norton eş ne yapıyoruz? Önce eee IN akımını buluyoruz. AB ucunu kısa devre yaparak sonra RN direncini bulup eş değer devremizi çiziyoruz. Şimdi bu devreye baktığımızda siz tabi önce Rn'yi de bulabilirsiniz, tercih size kalmış. Ee, önce AB arasını ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bu devremde kısa devre yapıp şuradan akan IN akımını buluyorum. Bunu kısa devre yaparsam akımım şöyle bir yol izlemez mi arkadaşlar? Şöyle. Şu direnç üzerinden uğramaz, bu direnç ne olur? Kısa devre olur. E, dolayısıyla benim ne yapmam lazım? Bu direncimi devreden çıkarmam lazım. Kısa devre olduğu için ben bunu görmüyorum arkadaşlar. Bakın bu kısa devre oldu. Biz hatta direkt e, şu IN kablosunu buraya çizelim. Daha böyle görsel açıdan daha iyi olması için. Şurayı biraz daha sileyim. IN akımı direkt şuradan akıtacağım ben arkadaşlar. Şöyle. Demiş şurası I-N akımı olacak. Şimdi bunu sizce neyle yapmak mantıklı? Bence bunu Kirchhoff e, düğüm gerilimleriyle yapmak daha mantıklı. Daha çabuk olur gibi geliyor. O zaman şuraya bir düğüm ismi verecek olursak şuraya V ismi verelim arkadaşlar. E, düğüm akımlarımı belirleyeyim ben. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin akımım. E, ve I-N olarak çıksın. E, şu akıma I-1 diyelim. Şuna I-2 diyelim o zaman arkadaşlar. Eee çok rahat bir şekilde bulabilirim. Zaten şuradaki düğümüm 60 volt değil midir? Hiç buraya bir düğüm ismi vermeme gerek yok. Bu 60 volt'luk bir düğümdür zaten arkadaşlar. Değil mi? Şurası 60 volt'luk bir düğümdür. E şimdi o zaman ee, V düğümü için ben ee, Kirchhoff'un akım yasasını uyguluyorum düğüm gerilimleri yönteminde. O zaman çevre denklemi yazacak olursam, pardon, düğüm denklemi yazacak olursam şöyle diyeyim V düğümü için V düğümü düğümü için denklemi yazacak olursam hemen yazalım. Nedir arkadaşlar? Giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittir. I1 artı I2 değil mi? I1 girmiş. I2 girmiş V düğümüne. I ne çıkmış? O zaman I, I1 artı I2 eşittir. I, I, nedir? I1 artı I2 eşittir. I ne? I1 akımı nedir? 60 volttan V'ye akan akımdır. O da ne yapar arkadaşlar? 60 eksi V bölü 10-10 Artı I2 nedir? 60 volttan V'ye akan akım. Zaten bu akım bellidir. Bu akım 4 amperlik bir akım akmıştır arkadaşlar. Başka bir şey yazmama gerek yok. Artı 4 diyorum. Artı 4 eşittir. i ne akımım nedir? i ne akımımı zaten Bilmiyorum arkadaşlar. Eşittir I N diyelim. I N. Evet. Şimdi burada e, bulmam için V'yi bulmam lazım. Değerli arkadaşlar burada V'yi bulmama gerek var mı? V zaten şaseye bağlı değil. Bakın şurası şase zaten. Direkt sıfır noktası. Direkt VN'ye gelmiş kısa devre yaptığında. O zaman V sıfırdır burada. V sıfır olduğundan V eşittir sıfır. B eşittir 0. O düğüm 0 olduğundan olduğundan diyelim. Olduğundan 60 bölü 10 60 bölü 10 artı 4 eşittir I ne? eşittir. Ne yapar arkadaşlar? 6 artı 4'ten 10 amper yapar. Bakın çok basit bir şekilde Norton akımımı bulmuş oldum. Bu sarı içine alalım. Daha iyi olur. I ne buldum ben? 10 bulmuş oldum. Bu neyi bulduktan sonra yapmamız gereken işlem değerli arkadaşlarım ne olacaktır? Ee, direncimi tekrar ekleyip direncimi tekrar ekleyip buraya şurada kaç ohmluk bir direncim vardı? 40 ohmluk bir direncim vardı. 40 ohmluk direncimi ekledim. Ne yapacağım arkadaşlar? Artık R'ne RN direncini bulmam gerekiyor. RN direncini bulmak için de akım kaynakları açık devre bağımlı kaynak yoksa bağımlı kaynak varsa da böyle ama bağımlı kaynak yoksa işimiz daha çok kolaylaşıyor. Akım kaynağı açık devre gerilim kaynağı kısa devre olacak. O zaman devremizi yeniden çizelim. Ee, akım kaynağımız bakın şöyle açık devre olsun. 4 amperlik akım kaynağım açık devre yaptım. Şöyle 20 ohm direncim var ona paralel bir tane şöyle 10 ohmluk bir direncim vardı. Geldim kaynağımı ne yaptım? Bakın burada hemen kısa devre yaptım. Şurada da ne var? 40 ohmluk bir direncim var. 40 ohm. Şu da benim A ve B noktalarım. A noktası B noktası. Ee, şimdi 20 ohmluk de direncimi açık devre yaptığıma göre şu direncim bakın ucu boşta olduğuna göre bu direncimden Herhangi bir akım geçmez. Daha doğrusu bu direncim e, devreden bir ucu açık olduğu için hiçbir katkısı olmayacaktır. Şu 10 ohmluk dirençle bakın. 10 ohmluk dirençle 40 ohmluk direnç birbirine paralel oldu arkadaşlar. Dolayısıyla Norton direncim nedir benim? Rn eşittir. 40 ohmla 10 ohmun birbirine paralel olduğu bir dirençtir. E, dolayısıyla Rn ne olacak? 40 çarpı 10 bölü 40 artı 10. Buradan RN direncim 400/50'den bölü 50'den ise RN eşittir 40/5 8 ohm olacaktır. Çok basit bir şekilde bu soru bayağı basitmiş hakikaten. Artık e, devremizin Norton eşlerini çizme vakti geldi. Şöyle Bunu arkadaşlar bu devreyi şeyle de yapabilirsiniz. Ee, şeyi bulurken ın'yı e, bulurken çevre e, kullanarak da çevre akımlarını kullanarak da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ine neymiş? Ine Ine akımım 10 amperdi zaten. 10 amper. E, paralel bağlı rn direncim kaç? RN de 8 ohm. Daha sonra AB uçlarımı da şöyle bağlıyorum. AB. Bunun Tven'in eşlerini de çizelim arkadaşlar. Şuraya Tven'ini çizelim bunun. İstemiyor ama soruda yine biz çizelim. RTH'ımız da kaç ondur? RTH 8 ohm'dur. Vth Vth kaçtır arkadaşlar? Vth 10 amper çarpı 8 ohm. 10 çarpı 8 80 volt. Vth'ım 80 volttur. Gördüğünüz gibi Tiven'in eşlerinde çizmiş oldum. Sadece kaynak dönüşümü yapıyoruz. Tiven'i çevirmek için. Değerli arkadaşlarım bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.